Merhaba sevgili izleyenlerimiz, ekran başına hoş geldiniz. Güzel bir günle sizlerle beraber inşallah güzel bir programın yanında güzel yemeklerimizi hazırlayacağız. Tezgahımızı hazırladık, malzemelerimiz hazır. Birazdan sizlerle beraber hem lezzeti hem kolu hem de pratik iki tane tarifimiz var. Biz burada yemeklerimizi yapacağız. Sizler de evinizde yapacağınız çok lezzetli, çok da güzel iki tane sunumuzu inşallah hep beraber hazırlamış olacağız. Patatesli çok güzel bir çöreğimiz var. Çörek yapacağız ve yanında kavurmalı güzel bir ezogelin çorbamız var. Bu şekilde iki tane hemen sunumumuzu hazırlayacağız ve yemeklerimizi tezgahımızın üzerine çıkarmış olacağız. Biz burada yemeklerimizi yapıyoruz. Siz de evinize yapacağınız hem lezzetli hem de farklı iki tane tarifimizi inşallah hep beraber hazırlamış olacağız. Yemeklerimizi tekrardan görmek ve de yapmak istiyorsanız sosyal medya hesaplarımıza bakabilirsiniz. Orada da bulabilirsiniz. TGT TV olarak Instagram, Facebook, Twitter ve YouTube sayfamızda aynı şekilde bütün videolarımızı, programlarımızı bulabilirsiniz. Orada da izleyebilirsiniz. Ondan sonra programımızı tekrarını izlemek istiyorsanız gece saat 4.30 hafta sonları saat 10'da programımızı tekrarı var. Kaçırmışsanız izleyebilirsiniz. Ondan sonra da kısa videolarımızı sosyal medya hesaplarımızda aynı şekilde bakabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Arkadaşlarımız hazırlıyorlar, orada yayınlıyorlar. TGT TV olarak Instagram, Facebook, Twitter ve YouTube sayfamızda kısa videolarımıza da bakabilirsiniz. Ben de takip etmek istiyorsanız Şef Abdullah Usta veya Abdullah Hakim Yaptu sayfalarında takip edebilirsiniz. Farklı tarifleriniz varsa gönderebilirsiniz. Yemek istekleriniz varsa yazabilirsiniz. Programımıza da gelmek istiyorsanız sosyal medya hesaplarımda bana ulaşıp programımıza da konuk olabilirsiniz. Bitişik Şef Abdullah Usta.tgt Instagram sayfam veya Abdullah Hakim Yaptu sayfalarında da istediğiniz anda bana ulaşabilirsiniz. Farklı tarifleriniz varsa yazabilirsiniz. Yemek istekleriniz de varsa orada bizlere yazabilirsiniz. Evet, şimdi iki tane farklı tarifimiz dedik. Dilerseniz yavaş yavaş alıp sizlerle beraber başlayalım inşallah. Gelsin bakalım. Evet. Önce bir patatesli çörek için neler yapacağız sevgili izleyicilerimiz? Patatesli çöreğimiz için yarım su bardağı kadar suyumuz, yarım su bardağı kadar süt, yarım su bardağı kadar sıvı yağımız, bir yemek kaşığı kadar kuru mayamız, ondan sonra bir yemek kaşığı kadar toz şekerimiz olacak, bir adet yumurtamızı kullanıyoruz. Sarısını üzeri için ayıracağız. Ondan sonra da bir tatlı kaşığı kadar tuzumuz, 5 su bardağı kadar unumuz olacak. Ondan sonra arası için de kullanacağımız malzememiz 500 gram kadar patatesimiz, 3 adet biberimiz, bir adet kuru soğanımız, bir tatlı kaşığı kadar salçamız, ondan sonra yeterli kadar tuz, pul biber, kekik kullanıyoruz. Üstü için de kullanacağımız malzememiz bir adet yumurta sarısı kullanılacak. Bir yemek kaşığı kadar sütümüz olacak. Yeteri kadar susam veya da çörek otu hangisini istersek onu da tercih edebiliriz. Yani sizler de hangisini seviyorsanız, kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Üstü için istersek susam kullanabiliriz veya da çörek otu da tercih edebiliriz. Yarım su bardağı kadar suyumuz olacak. Bu hamurumuz için gerekli olan malzememiz. Yarım su bardağı kadar suyumuz, yarım su bardağı kadar süt, yarım su bardağı kadar sıvı yağ veya da istersek zeytinyağı hangisini kullanmak istiyorsak kullanabiliriz. Bir yemek kaşığı kadar kuru mayamız, bir yemek kaşığı kadar toz şekerimiz. Ondan sonra bir adet yumurta kullanacağız. Sarısını üzerine kullanacağız sevgili izleyicilerimiz. Ondan sonra da bir tatlı kaşığı kadar tuzumuz, 5 su bardağı kadar unumuz olacak. Ve arası içinde 500 gram kadar patates, 3 adet biberimiz olacak. Ondan sonra bir adet kuru soğan, bir tatlı kaşığı kadar salçamız. Ondan sonra yeteri kadar tuz, pul biber ve kekiğimiz olacak. Üstü için bir adet yumurta sarısı kullanılacak. Ondan sonra bir yemek kaşığı kadar sütümüzü kullanacağız. Ve yeteri kadar susam, çörek otu kullanabiliriz. Genişçe bir kabımızın içine önce hemen güzelce bir şekilde bir yumurtamızı ekleyelim. Ondan sonra tekrardan hemen sütümüzü, yağımızı, yumurtamızla beraber güzelce bir şekilde bir karıştırıyoruz. Onları karıştıktan sonra kuru mayamızı içine ekleyeceğiz. Onu da karıştırmaya devam edeceğiz. İyice bir karıştırdıktan sonra tekrardan hemen unumuzu içine ekleyeceğiz. Hamurumuzu hazırlayacağız. Hamurumuzu hazırladıktan sonra kaç tane yapacaksak ona göre bezelere böleceğiz. Bir veya da iki tane bezeye bölebiliriz. Ondan sonra hamurumuz kenarda yavaş yavaş bir dinlensin. O dinlenirken biz de tekrardan tenceremize yağımızı boşaltacağız. Ondan sonra bir parça soğanımızı ufak ufak doğrayıp içine ilave edeceğiz. Soğanımızı iyice bir kavuracağız. Kavurduktan sonra patateslerimizi doğrayacağız. Onu da içine ekleyeceğiz. Ondan sonra tekrardan biberimizi ekleyeceğiz. Salçamızı ekleyeceğiz. Baharatımızı ekleyeceğiz. Harcımızı hazırlayacağız. Harcımızı hazırladıktan sonra tekrardan güzelce bir şekilde bir hamurumuzu açacağız. Harcımızı içine ekleyeceğiz. İki parmak şeklinde keseceğiz. İki parmak şeklinde kestikten sonra tepsimizi dolduracağız. Tepsimizi aynı şekilde doldurduktan sonra tekrardan hamurumuz biraz bir kalın olsun ki güzelce bir şekilde kek gibi kabarsın, şöyle kocaman güzelce bir şekilde hem görüntüsü güzel olsun hem de kendisi güzel gözüksün. Ondan sonra ayrı bir kabımızı içine bir tane yumurta sarısı, ondan sonra tekrardan hemen sütümüzü de içine ekleyeceğiz. Sütle beraber iyice bir karıştıracağız. Sütle beraber karıştıktan sonra onu da üzerine süreceğiz. Üzerine seviyorsak susam veya da çörek otu hangisini seviyorsanız onu da üzerine serpiştireceğiz. İstersek karışık olarak da kullanabiliriz. Ondan sonra tekrardan fırına göndereceğiz. Fırında iyice bir pişecek ve piştikten sonra da afiyet yiyeceğiniz hem lezzetli hem de farklı bir sunum olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Gelsin bakalım diğer listemiz.
Tavuk kavurmalı ezogenin çorbamız için de neler yapacağız sevgili izleyicimiz? Bir su bardağı kadar kırmızı mercimeğimiz. İstersek az ve de fazla da kullanabiliriz. 2 yemek kaşığı kadar unumuz, 2 yemek kaşığı kadar pirincimiz, ondan sonra da 1 yemek kaşığı kadar salçamız, 1 tatlı kaşığı kadar tuz, nane, pul biberimiz, 150 gram kadar tavuk göğsümüzü kullanacağız. İstersek fazla da kullanabiliriz. Yani sizde de isterseniz daha fazla da kullanabilirsiniz. Hemen 1 su bardağı kadar kırmızı mercimeğimizi kullanacağız. 2 yemek kaşığı kadar unumuz, 2 yemek kaşığı kadar pirincimiz, 1 yemek kaşığı kadar salçamız, 2 yemek kaşığı veya 3 yemek kaşığı kadar yağımız, ondan sonra 1 tatlı kaşığı kadar tuz, nane, pul biberimiz, 150 gram kadar tavuk göğsümüzü kullanacağız. Dediğimiz gibi az veya fazla da olabilir. Öncelikle tenceremize hemen kırmızı mercimeğimizi ekleyelim. Onu önceden yıkadık, hazırladık, içine baktık. Kum, taş, herhangi bir şey var mı? Onu güzelce bir şekilde tekrar tenceremize boşalttıktan sonra üzerine sıcak suyumuzu dökelim. Biraz da tuzumuzu ekleyelim ki hızlı bir şekilde o haşlansın. O kenarda yavaş yavaş kaynarken bize tekrardan diğer kabımızı veya tenceremizi içine az bir yağımızı ekleyeceğiz. Az bir yağımızı ekledikten sonra tekrardan unumuzu ilave edeceğiz ve unumuzu iyice bir kavuracağız. Unumuzu kavurduktan sonra salça, baharatlarımızı ekleyeceğiz. Onu da iyice bir karıştıracağız. Karıştırdıktan sonra az bir suyla beraber açacağız. Onu kenara doğru alacağız. Ondan sonra mercimekler iyice bir haşlandıktan sonra hazırlamış olduğumuz sosumuzu içine ekleyeceğiz. Onu içine ekledikten sonra tekrardan ayrı bir kabımızı içine minik bir yağımızı damlatacağız. Tavuklarımızı ufak ufak doğrayacağız. İyice bir kavuracağız. Kavurduktan sonra baharatlarımızı ekleyeceğiz. Ondan sonra sunum yaptığımız tabağımıza, kabımıza önce çorbamızı dolduracağız. Üzerine kavurmamızı ekleyeceğiz. Kavurmamızı ekledikten sonra üzerine güzelce bir süsleyeceğiz. Ve süsledikten sonra da afiyetle içeceğiniz hem lezzetli hem de farklı bir sunum olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Biz de artık yavaş yavaş hazırlığımıza başlayabiliriz. Öncelikle sizlerle beraber hemen güzelce bir şekilde bir çöreğimizi yapalım. Ondan sonra devam edelim sevgili izleyicimiz. Çöreğimiz için öncelik hamurumuz hazırlansın. Hamurumuz biraz bir dinlensin. O dinlenirken biz de tekrardan diğer işlemimize geçebiliriz. Şöyle yapalım biraz daha şöyle. Çok fazla elimizin altında durmasın. Evet, bir tane kabımızı ayarlayalım. Hatta şunu bir alalım şimdilik. Şu anlık bir işimiz olmadığı için onu hemen ben şöyle bir kenara doğru yollayayım. Evet, yavaş yavaş geçiyoruz hazırlığımıza. Biraz elimizin altında yedek unumuzu da alalım. Ondan sonra devam edelim. Şunu bir kenara doğru aldık. Şöyle yapalım. Çırpma telimizi de aldık. Ufak bir tabağımızı alalım. Yumurtamızı da ayıralım. Ondan sonra devam edelim. Daha güzel olur. Şunları bir alalım. Yumurtamızın akını ve sarısını ayıralım ki hemen o da elimizin altında hazır dursun. Ondan sonra rahat bir şekilde çalışalım. Şöyle güzelce bir ufak ufak şöyle birbirine aktarıp sarısını ve akını ayırıyoruz. Evet, şimdi şunu kenara doğru alıyorum. Diğeri hazır. Şimdi bunu önce bir şu kabıma boşaltıyorum. Kabımıza boşalttıktan sonra onu ufak bir şöyle karıştırıyoruz. Yavaş yavaş karıştıktan sonra hemen sütümüzü ekleyelim. Yarım su bardağı kadar sütümüz var. Yarım su bardağı kadar sütümüzü boşaltacağız. Dediğimiz gibi yapacağım miktara göre az veya fazla olabilir. Siz de ona göre ayarlamanızı yapabilirsiniz. Önce şöyle yumurtayla beraber yarım su bardağı kadar sütümüzü de ekleyip karıştıralım. Gördüğünüz gibi onu güzelce bir çırpıyoruz. Süt ve yumurta akını iyice bir karıştırdıktan sonra gördüğünüz gibi bir paket kuru mayamız. Şöyle bir atalım. Bir paket yetiyor bizlere. Onu ekliyoruz. Bir yemek kaşığı kadar toz şekerim. Gördüğünüz gibi bir yemek kaşığı. Onu da ekledim. Ondan sonra da şöyle bir tatlı kaşığı kadar da tuzumuz diyebiliriz. Onu da ekledik. Şimdi hem kuru mayamızı hem şekerimizi hem de aynı şekilde tuzumuzu içine ekledik. Onlarla beraber karışıma devam edelim. Yavaş yavaş çırpıyoruz. İyice bir çözülmesini sağlıyoruz. Bu şekilde yani güzelce bir şekilde bir karıştıralım ki tamamıyla bir çözülsün. Ondan sonra devam edelim. Şu kenardan da toparladık. Ufak ufak karıştırıyoruz. Biraz daha şöyle bir iyice hem şeker, tuz ve mayamız çözülsün. Bu şekilde hamurumuz daha iyi bir şekilde hem toparlanacak hem de hazırlanmış olacak. Onun için de ne yaptık? Güzelce bir
çırpmaya devam ettik. Şimdi onu iyice bir karıştırdıktan sonra yarım su bardağı kadar yağımı da ekliyorum. Yarım su bardağı kadar yağımızı yavaş yavaş dökelim. Evet. Onu da karıştırmaya devam ediyoruz. Şimdi tekrardan onu da iyice bir karıştırdık mı suyumuzu artık dökebiliriz. Yarım su bardağı kadar suyumuzu da aynı şekilde döküyoruz. 5 su bardağı kadar unumuz demiştik ama alabildiği kadar un da diyebiliriz sevgili izleyicimiz. Şimdi önce bunları bir karıştıralım. Ufak ufak şöyle güzelce bir çırpıyoruz. Yumurtamızı aynı şekilde bir tane yumurtamızın akını içine kırdık. Güzelce bir şekilde onu karıştırdık. Onu karıştırdıktan sonra yarım su bardağı kadar sütümüzü ekledik. Sütle beraber karıştırmaya devam ettik. Sütle beraber iyice bir karıştırdıktan sonra tekrardan içine kuru mayamız bir yemek kaşığı veya bir pakette diyebiliriz. Bir yemek kaşığı kadar toz şekerimiz, bir tatlı kaşığı kadar tuzumuzu ekledik. Onları güzelce bir karıştırdık. Karıştırdıktan sonra yarım su bardağı kadar da sıvı yağımız olabilir veya da zeytinyağımız olabilir. Hangisini kullanacaksak yağımızı içine ekliyoruz. Yağla beraber karıştırmaya devam ediyoruz. Şimdi onu yağımızla beraber tekrardan iyice bir karıştırdık. Yarım su bardağı kadar da suyumuzu içine ekledik. Suyla beraber de tekrardan biraz daha karıştıralım. Ondan sonra hamurumuz hazırlanmış olacak ve çok da lezzetli bir hamurumuz olmuş olacak. Evet, şimdi çöreğimiz için bunları ayarladıktan sonra alabildiği kadar un diyebiliriz. Ve de bizim burada 5 su bardağı kadar unumuz var. Onu önce şöyle bir karıştıralım. Ufak ufak. Şöyle iyice bir. Karışsın ki sevgili izleyenimiz daha güzel bir şekilde hamurumuz mayalansın, hazırlansın diye. Onun için de yavaş yavaş şöyle ufak bir karıştırıyoruz. Bunları da toparladık. Devam ediyorum. Biraz da ekleyelim. Tekrardan şunları biraz daha toparlama devam ediyoruz. Yavaş yavaş. Şunlar da aynı şekilde. Bunları da ufak ufak toparladık mı? Evet, şimdi devam ediyorum. Yine aynı şekilde şunları biraz daha toparlayalım. Ondan sonra daha rahat bir şekilde işlemimize devam edebiliriz. Minik minik dokunuşlarla hamurumuz hazırlanacak. Şimdi az daha ekleyelim. Ondan sonra iyice bir toparlayalım. Şimdi şu kenar kısımlarını da toparlayalım. İçine şöyle bir alalım. Bunları da ufak bir toparladık. Toparladıktan sonra tezgahımızın üzerine alıp oradan devam edebiliriz. Burada daha rahat bir şekilde çalışabiliriz. Onun için de ne yaptık? Hemen şöyle bir kenara doğru aldık. Ufak ufak unla devam ediyoruz. Şunu biraz daha kenara doğru yolluyoruz. Yavaş yavaş güzelce bir şekilde bir yoğurun. Ondan sonra hamurunuz zaten toparlanacak sevgili izleyicilerimiz. Onun için de azar azar yine unumuzu kullanmaya devam edeceğiz. Şunları biraz daha toparlayalım. Devam ediyoruz. Hafif şöyle hem de eldivenimizi de temizlemiş olalım. Ondan sonra işlemimize devam ediyoruz. Şunları biraz daha. Ufak ufak. Gördüğünüz gibi hamurumu hazırlıyorum. Evet, şöyle iyice bir özdesin. Yavaş yavaş gördüğünüz gibi güzel bir hamurumuz
hazırlanıyor. Biraz daha şey toparladık mı? Evet, şimdi bunu ikiye bölüyoruz. İstersen bir tane de yapabiliriz. Zaten iki tane de yapabiliriz. Tercih size kalmış. Nasıl yapmak istiyorsanız o şekilde ayarlayabilirsiniz. Hafif bir un, çok fazla da olmasın. Tekrardan onu şöyle bir toparlayalım. Ufak ufak toparlamaya başlıyoruz. Evet. Güzel oldu. Şimdi şuraya da hafif unumu serpiştiriyorum. Bunu şöyle bir kenara duralım. Bunu da aynı şekilde toparlayalım. Ufak ufak. Hamurunuzu hazırladığınızda yarım saat, 40 dakika boyunca bir dinlensin. Hamurunuz iyice bir dinlensin. Ondan sonra işlemizi daha güzel bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi bunu da kenara doğru alalım. Ondan sonra şu fazla unu ben hemen şuraya aktarıyorum. Şimdi şöyle bir kısaca kabasını bir alayım. Ondan sonra devam edelim. Şöyle de bir toparladık mı? Hazırız. Evet, şöyle yapalım. Tepsimizi de şöyle bir kenara doğru alalım. Şimdilik onunla bir... Ya şu anda bir işimiz olmadığı için şöyle yapayım. Kenara doğru alayım ki bana da çok fazla engel olmasın. Şöyle ufak bir toparlanayım. Devam edelim. Evet. Ayarlamamızı yaptık. Hamurumuzu iki tane bezemize ayarladık. Geniş bir kabımız içinde yumurta akını kullandık. Yumurta akını kullandıktan sonra tekrardan yumurta akıyla beraber güzelce bir şekilde sevgili izleyicilerimiz onu iyice bir çırptık. Çırptıktan sonra tekrardan içine yarım su bardağı kadar sütümüzü ekledik. Sütümüzle beraber karıştırmaya devam ettik. Sütümüzü iyice bir karıştırdıktan sonra tekrardan bir paket kuru mayamız, zaten bir yemek kaşığı da diyebiliriz. Kuru mayamız, ondan sonra bir yemek kaşığı kadar toz şekerimiz, bir tatlı kaşığı kadar tuzumuzu ekledik. Onları iyice bir çırptık. Onları iyice bir karıştırdıktan sonra tekrardan hemen güzelce bir şekilde içine yarım su bardağı kadar sıvı yağımızı ekledik. Karıştırmaya devam ettik. Ondan sonra suyumuzu ekledik. Onu ekledikten sonra 5 su bardağı kadar unumuzu ekledik ve hamurumuzu hazırladık. Hamurumuz tamamıyla hazırlandıktan sonra o 40 dakika boyunca bir dinlensin. Biz de bu arada soğanımızı doğrayacağız, kavuracağız. Ondan sonra patatesimizi ekleyeceğiz. Ondan sonra biberimizi ekleyeceğiz. Salçamızı, baharatlarımızla beraber harcımızı hazırlayacağız. Hamurumuzu açacağız. Harcımızı doldurduktan sonra üzerine yumurta sarısı ve bolca susam çörek otumuzu ekledikten sonra tekrardan fırına göndereceğiz. Fırında iyice bir pişecek. Piştikten sonra artık sunumu hazırlamış olacak. Evet, şimdi yavaş yavaş geçelim ayarlamamızı yapmaya. Ben şöyle bir ayarlayayım. Ocağımızın altını açtık. Şunu da bir ileriye doğru alalım. Hemen tahtamız, onu da bir alalım. Şimdi ufak bir tenceremiz bizlere yetiyor. İstersek dediğimiz gibi az ve fazla da yapabiliriz. Önce biraz yağımızı ekliyoruz. Biraz yağımızı ekledikten sonra altını açtık. O kenarda yavaş yavaş bir ısınsın. Şimdi o kenarda yavaş yavaş ısınırken biz de artık şöyle bir işlemimize geçebiliriz. Şurada bir ufak bir soğanımız. Hemen şunu da bir değerlendirelim gitsin. Ufak ufak şöyle bir soğanımızı doğruyoruz. Kenara çektik. Devam ediyorum aynı şekilde. Soğan da ona güzel bir tatlı lezzet katacak. Küçük küçük minik 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 doğrayalım. Oldu mu güzel kardeşim? Şimdi şunları bir ekleyelim. Bunları bir gönderdik. Ondan sonra şuradan yarım soğanımızı alıyoruz ama yarısını da kavurmamız için kullanabiliriz sevgili izleyicilerim. Onun için az bir şey ayırıyorum. Ondan sonra da tekrardan bunları ufak ufak şöylece bir doğrayalım. Minik 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 doğramaya devam edelim. Toparladık tekrardan. Şöyle bir hazır.
Ondan sonra da soğanımızı ayladıktan sonra bunu da ekleyelim içine. O kenarda yavaş yavaş kavrulsun. Şimdi o kenarda yavaş yavaş kavrulurken biz de işlemimize devam edelim. Şöyle bir boş bir tabağımız. Ne kadar kullanacaksak biz az yapacağımız için 2 tane patates kullandık. Ama siz isterseniz daha fazla patates tercih edebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Yani içinde bol olsun, fazla olsun diyorsanız ona göre biraz daha miktarı artırabilirsiniz ve çoğaltabilirsiniz. Şunları biraz daha böyle ufak ufak karıştıralım. Yavaş yavaş kavurmaya devam etsin soğanımız. Şimdi soğanımız yavaş yavaş kavururken biz de bu arada patatesimizi hazırlayalım. Hemen önce şöyle bir minik minik dilimliyoruz. Ondan sonra tekrardan şu şekilde biraz daha ufak ufak ayarladık. Tekrardan şunları biraz daha küçük küçük doğramaya devam edelim. Biraz daha şöyle minik minik patatesimizi ayarlayacağız. Evet, şimdi bunu biraz da kenara doğru alalım. Diğer patatesimizi de aynı şekilde ayarlayalım. Bunu da aynı şekilde şöyle küçük küçük önce bir dilimledik mi? Ondan sonra tekrar şöyle biraz daha küçük küçük. Çok fazla içinde iri olmasın. Gerçi orada da biraz ezilecek ama çok da fazla iri olmasın. Onun için ne yapıyoruz? Bunu siz isterseniz tahtanın üzerinde de aynı şekilde ayarlayabilirsiniz, doğrayabilirsiniz. Ufak ufak kuşbaşı şeklinde, minik kuşbaşılar şeklinde patatesimizi hazırlıyoruz. Soğanlarımız onlar kenarda yavaş yavaş ayarlanırken biz de burada devam ediyoruz. Şimdi şunları da ekleyelim içine. Ondan sonra da patatesimizi şimdi şöyle bir kenara doğru bir alalım. Şunu da gönderelim. Biraz da elimizi suya tutalım. Ufak ufak. Hazırız. Şimdi soğanımız yavaş yavaş şöyle biraz daha kavrulsun. Biraz altını açabiliriz. O kenarda yavaş yavaş kavururken biz de bu arada kullanacağımız kadar biberimizi ayarlayalım. Şunları biraz daha çekirdeklerini temizledik mi? Biraz daha ufaltalım. Çok fazla iri olmasın. Bunu da aynı şekilde yapıyoruz. Şöylece bir biberimiz de güzel bir lezzet katsın. Soğanlarla beraber kavuralım ki çok fazla içinde iri kalmasın diye. Onun için ne yapacağız? Bunları güzelce bir şekilde soğanlarımızla beraber kavuracağız. Devam ediyoruz. Şu çekirdeklerini de aldık. Tekrardan şöyle bir bölüyoruz. Kenara aldık. Şu parçaları da kullanalım. Evet, şimdi güzel oldu. Yeterli diyebiliriz. Önce şunu bir karıştıralım. Soğanlarımız artık kavrulmaya başlandı. Onun için de ne yapıyoruz? Şöyle güzelce bir karıştırdık. Hemen biberimizi ayarlayalım. Şuna da. Ufak ufak şöyle bir doğrayalım. Çok fazla dediğimiz gibi içinde iri kalmasın. Onun için de elimize geldiği kadar küçük küçük doğrayacağız. Ufak ufak. Topaladık. Şimdi hazır. Biberimizi de hazırladıktan sonra tekrardan biberimizi ekleyelim. Soğanlarla beraber biberimizi kavurmaya başlıyoruz. Bir tane soğanımız
2 veya 3 tane biberimiz yetiyor bizlere. Onun için de onları da ekledik ve onlarla beraber iyice bir karıştıralım. Hem çok fazla içinde iri kalmasın, hem de güzelce bir şekilde bir toparlansın, iyice bir pişsin. Yavaş yavaş kavurmaya devam edelim. İyice bir kavuracağız. Ondan sonra da biraz yeşilliğimiz, hemen şunları da bir alalım. Maydanoz müthiş bir lezzet katacak. Hemen şöyle bir suya tutalım. Tekrardan. Ne kadar kullanacaksak az ve de fazla. Ama çok da yakışacak, çok da güzel bir lezzet katacak. Şunları saplarını atalım. Ondan sonra da ufak ufak maydanozumuzu doğrayalım. Devam ediyoruz. Toparladık. Ufak ufak doğramaya devam edelim. Tekrardan biraz daha toparladık mı? Hazır. Şimdi şöyle biraz elimizi suya atalım. Ondan sonra devam edelim. Yavaş yavaş soğan ve biberimizi ayarladık güzelce bir şekilde. Onlar hazır. Ve tekrardan şunları biraz karıştıralım. Ve salçamız gelsin bakalım. Şuradan biraz salçamızı ekleyelim. Evet. Biraz salçamızı ekledikten sonra tekrardan karıştırıyoruz. Salçamızı iyice bir karıştıralım ki güzel bir renk alsın. Ve de iyice bir salçamız kavrulsun. Onun için de onu öncelikle bir şöyle bir hem soğan biberle beraber karıştırıyorum. Evet, ondan sonra da patatesimizi ekleyelim. Patatesimizi, 2 tane patatesimiz yetiyor bizlere. Dediğimiz gibi istersek daha fazla da kullanılabilir. Ve tekrardan onları biraz daha şöyle ufak ufak karıştıralım. Birbirini şöyle tutan patatesler de varsa, yapışan patatesler de varsa birbirine, onları da şöyle bir ufak dokunaraktan güzelce bir şekilde karıştırıyoruz. Şu kenar kısımları da toparladık. Devam ediyoruz. Şimdi biraz pul biberimiz. Hafif biraz pul biberimiz. Yeterli. Ondan sonra biraz tuzumuz. Gelsin bakalım, biraz tuzumuzu ekliyoruz. O da yeterli. Çok fazlasına gerek yok. Ondan sonra hafif biraz kekik ekliyoruz. Güzel olacak. Şimdi kekiğimizi de ekledikten sonra tekrardan karıştıralım. Ufak ufak. Ben biraz da burada dediğim gibi sevgili izleyenim, patatesin belirgin olması istiyorum. Onun için içinde biraz görünsün, güzel olsun. Onun için de ufak ufak şöyle biraz daha karıştırdık. Bir tane boş tabağımızı ayarlayalım. Şöyle boş kabımız, o da hazır. Ondan sonra da hazırlamış olduğumuz maydanozumuz. Bunu da ekliyoruz içine. Hemen maydanozumuzu ekledik. Maydanozumuzu da ekledikten sonra şimdi onu da güzelce bir karıştıracağız. Şöyle çok fazla sağ sol bir dağınık olmasın. Evet, harcımız bu arada hazırlandı diyebiliriz. Son bir kez karıştıralım maydanozla beraber. Şöyle biraz daha güzelce bir karıştırdık. Ve artık harcımız hazır. Şöyle bir tabağımıza veya kabımıza alalım öncelikle bir. Onu şöylece bir boşaltıyoruz. Evet. Hemen devam ediyoruz. Ben hemen şöyle bir ayarlamamı yapayım. Evet, harcımızı hazırladık. Harcımız hazır. Şurayı da bir kapatalım. Ocağımızı da kapatıyoruz. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şunları biraz da toparlayalım.
Şurası biraz dağınık olmasın. Onun için de topaladık. Orayı topaladıktan sonra ben şöyle yapacağım. Biraz sıcak suyumuzu ayarlayacağız ama sevgili izleyenimiz. Şöyle yapıyoruz. Bir su bardağı kadar kırmızı mercimeğimiz. Bir su bardağı bizlere yetiyordu ama istersek daha fazla da kullanabilirsiniz. Bir su bardağı kadar kırmızı mercimeğimizi iyice bir yıkadık. Yarım saat suyun içinde bekledik. Hem iyice bir şişmesini sağladık. Hem de aynı şekilde hızlı bir şekilde haşlamasını ve pişmesini de sağlayacağız. Onun için de ne yapıyoruz? Yarım saat suyun içinde bekletiyoruz. Tekrardan yıkayıp sunumuza hazırlıyoruz. Evet, şöyle bir gördüğünüz gibi bir su bardağı kadar kırmızı mercimeğimizi ekleyelim. Şöyle güzel kardeşim. Evet, onu şöyle bir ekledik mi? Daha erken bir şekilde kırmızı mercimeğin haşlanması için bunu size de evinizde uygulayabilirsiniz. Hem zamanda hem de aynı şekilde enerjiden tasarruf etmiş olacaksınız. Biraz tuzunuzu ekleyin. Yeterli, bu kadar. Sonradan tadına bakalım, ona göre tuzumuzu ayarlayalım. Yani sonradan tadına bakacağız, ona göre tuzumuzu ayarlayacağız. Şimdi onları da ekledikten sonra yavaş yavaş sıcak suyumuz, kaynar suyumuzu kullanacağımız için suyumuzu bekliyoruz. Şunu şöyle bir kenara doğru bir alalım. Ondan sonra devam edeceğiz. Birazdan suyumuzu ekleyeceğiz. Ben de bu arada şöyle bir hazırlığımı yapayım. Oklava veya da merdane, hangisini kullanacaksak kullanabiliriz. Tepsimiz, o da bu arada hazır. Tepsimizi yanımıza doğru bir alalım. Tepsimizi ayarladıktan sonra şunu biraz da ileri doğru alıyoruz. Ondan sonra şunu da yanımıza alalım. Şöyle yapalım. Şunu da altını açalım. Suyumuz hazır. Bismillah diyoruz. Suyumuzu ekliyoruz. İlk başta da çok fazla su koymayalım ki hızlı bir şekilde hem haşlansın hem de kırmızı mercimeklerimiz ayarlamış olsun. Yeterli diyebiliriz. Evet. O kenarda yavaş yavaş kaynasın. Ben de şöyle az bir suyumu ayarlayayım. Ondan sonra devam edeyim. Ocağımızın altını açtık. Biraz da suyumuzu şuradan ayarlıyoruz. Ondan sonra devam ediyoruz. Kapağını kapatalım. O kenarda güzelce bir şekilde bir haşlasın. Ama dediğim gibi çok fazla taşmasın. Ona bir ara ara bir bakacağız yine. Şunları biraz daha şöyle bir toparlayalım. Kenara doğru aldık. Hamurumuz hazır. Şunu da biraz daha alıyoruz. Az bir unumu alıyorum. Şöyle bir tezgahıma serpiştiriyorum. Ondan sonra bir tane bezemizi alıyoruz. İyice bir dinlenmiş olan bezemizi üstüne tekrardan hafif biraz unumuzu serpiştirelim ve açalım. Çevirdik. Yine aynı şekilde biraz unumuz. Ufak ufak açıyoruz. Çok hafif biraz daha. Şöyle bir unumuz. Biraz da tezgahımızı alalım ki onu güzelce bir şekilde bir katlayacağımız için çok fazla orada yapışmaz. Biraz da açalım. Şöyle açtık mı hamurumuzu? Şöyle biraz da yanlamasına açıyoruz. Güzel oldu. Ne çok fazla büyük olsun ne de çok fazla küçük olsun, ona göre ayarlansın. Şimdi hazırlanmış olduğumuz harcımızı biraz da dediğimiz gibi şöyle yapabilirsiniz. Az daha açabilirsiniz ama çok fazla inceltmeyelim. Şunu bir kenara alıyoruz. Patateslerimiz, onlar da hazır. Şurada bir tane kaşık alalım. Şimdi bismillah diyoruz. Harcımızı ikiye bölelim. Ondan sonra da patatesimizi şu şekilde ayarlıyoruz. Ufak ufak. Devam ediyoruz. Bir baştan diğer başa. Biraz içinde patatesiniz bol olsun. Ona göre ayarlansın. Biraz daha alalım şu köşeye. Evet. Böyle ufak şuranın da üstüne az bir şey ekledik mi? Vay 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 vay. Çok da güzel oldu ve buram buram kokmaya başladı. Şimdi şunu önce bir üstüne şöyle bir alıyoruz. Biraz da çekelim. Şunu da bir aldık mı? Biraz daha şöyle bir toparlıyorum. Ufak ufak şöyle güzelce bir katladık. Evet, şimdi biraz da yanımıza doğru alalım. Şunu biraz da çekiyoruz. Ondan sonra tepsimiz de hazır. Tepsimizi ayarladıktan sonra
Hemen uçağımız gelsin. Önce şuralar biraz daha düzgün olması için şuralar bir alalım. Kestik mi? Tekrardan ne çok fazla büyük olsun ne de çok fazla küçük olsun. Şu şekilde bir ayrılansın. Gördüğünüz gibi kenara alıyoruz. Bunu da aynı şekilde yapıyoruz. Kenara alıyoruz. Devam ediyoruz. Ufak ufak. Çok fazla dediğimiz gibi bastırmayalım ki içi çıkmasın. Şöyle bir kestik. Kenara aldık. Hafif bir aralarına boşluk bırakalım ki o da iyice bir kızarsın. Bunu da aynı şekilde yapıyoruz. Şunu da bir kestik. Evet, güzel oldu. Şimdi bunu biraz da ileri alalım. Diğer bezemize geçebiliriz. Çorbamız yavaş yavaş kaynayacak. Onun için ara ara bir bakalım ki taşmasın. Evet, şimdi buraya bir toparladık mı? Son kalan bezemiz, onu da alalım. Tekrar az bir unumuzu alıyoruz. Ondan sonra bezemizi aldık. Bezemizi aldıktan sonra tekrardan üstüne hafif unumuzu serpiştirelim. Biraz gerçi köpüğünü almam gerekiyor ama çok fazla taşmasın diye. Ben hemen şimdi bir köpüğünü alayım, ondan sonra devam edeyim. Evet, şöyle bir ufaktan toparlayalım. Bu kenarda yavaş yavaş iyice bir haşlansın. Ondan sonra biz de tabii o haşlanırken işlemimize devam edeceğiz. Evet, güzel oldu. Şimdi bu kaynama devam etsin. Biz de bu arada yine aynı şekilde unumuzu ayarladık. Yavaş yavaş açıyoruz. Bu arada fırınımızı da çalıştıralım. Hem fırınımız da ısınsın. Onun için de ne yapıyoruz? Fırınımızı da altına açtık. Biraz daha unumuzu serpiştirelim. Ondan sonra tekrardan şöyle bir çevirelim. Ondan sonra da güzelce bir açalım. Açtık mı? Şöyle yapalım. Tekrardan şöyle bir çevirdik. Şuraya minik unumuz. Az bir şey de üstüne. Ve açıyoruz. Şöyle biraz da açtık. Ondan sonra açtıktan sonra şimdi şöyle bir biraz daha uzunlanmasını açalım. Dediğimiz gibi ne çok fazla ince olsun ne de çok da fazla kalın olsun hamurumuz. Ona göre bir hamurumuzu hazırlayacağız. Şimdi hamurumuzu ayarladıktan sonra şu unla da benim işim kalmadı. Onu da bir alayım. Evet, şöyle bir patatesim hazır. Hemen patatesimizi güzelce bir şekilde ayarladık. Bunlar da aynı şekilde bir baştan diğer başa patatesimizi, yani ki buram buram kokmaya başladı. Çok da güzel oldu. Şöyle bir ayarladık. Yeterli. Şimdi tekrardan şöyle ufaktan dürüm hazırları gibi güzelce bir katlıyoruz. Katladık mı? Ufak ufak tekrardan şöyle sardık. Biraz da çekiyoruz. Güzelce hazırladık. Şimdi onu hazırladıktan sonra şu kenar kısımlarını tekrardan alalım. Bunu da şöyle bir aldık. Evet, şimdi yine aynı şekilde kesiyoruz. Şuraya aldık. Şöyle bir ayarlayalım. İki parmak olacak şekilde kesersek olur sevgili izleyicimiz. Zaten 2,5 parmak da diyebiliriz. Ona göre ölçüleri siz ayarlayabilirsiniz ama ne çok fazla büyük olsun ne de çok da fazla küçük olsun. Ona göre ayarlansın. Evet, şimdi güzel oldu. İnan ki efsane oldu. Görüntüsü, kendisi müthiş olacak. Şunu da biraz toparlayalım. Ben şöyle bir kenara doğru alayım. Onu da arkadaşlar sonra yesinler. Şurada bir kenarda sen mi yiyeceksin? Tamam güzel kardeşim. Şimdiden sana afiyet olsun diyorum. Şunları biraz daha çektik. Ufak şöyle bir aralarına. Hafif biraz boşluk bırakalım ki sevgili izleyicimiz.
hem de güzelce bir şekilde ayarlamamızı yapalım. Şöyle yapıyoruz. Bir tane yumurta sarısını ayırmıştık. Bir yemek kaşığı kadar sütümü ekliyorum onun içine. Yeterli bu kadar. Sütümüzü ekledikten sonra önce onu bir karıştıralım. Hemen şöyle bir fırçamı da alıyorum. Şunu güzelce bir karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi süt ve yumurtayı iyice bir çırpalım. Evet, şöyle bir şöyle yapalım ki çok da dökülmesin. Evet, şimdi hazır. Hemen şunu biraz daha yakınlaştıralım. Ondan sonra da şöyle bir üstüne süt ve de yumurtamızı sürüyoruz. Devam ediyoruz. Ufak ufak biraz daha şöyle bir sürelim. Fırına gönderdiğinizde çok fazla acele etmeyin. Düşük bir dereceyle yavaş yavaş pişirin. 180 dereceyle hem çok iyi bir şekilde kabaracak sevgili izleyicilerimiz, hem de dediğimiz gibi içindeki patateslerimiz de çok da aşırı bir şekilde yanmayacak ve müthiş olacak. Onun için de ne yapacağız? Çok aşırı bir şekilde altını açmayacağız. Yavaş yavaş toparlayacağız. Ondan sonra da fırında iyice bir toparlandıktan sonra da afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli ve çok da güzel bir sunum olacak. Şu kenar kısımlarına da hafif biraz daha dokunalım. Devam ediyorum. Ben biraz da şöyle bir ufak bir ayarlamamı yapayım. Ondan sonra da fırına gönderelim ki programımız boyunca yavaş yavaş kızarsın, pişsin. Devam. Biraz daha şu kenar kısımlarına sürdük. Evet, şuna da aynı şekilde yapıyoruz. Süt ve yumurta aynı şekilde. Ona müthiş bir lezzet de katacak sevgili izleyicilerimiz. Şuna da biraz daha sürüyoruz. Kenar kısımları da unutmayın. İyice bir kızarsın diye. Şuna da sürdük. Devam. Biraz daha bastırarak değil, şu şekilde yavaş yavaş üstüne sürün. Vay 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 vay. Şuna biraz daha toparladık. Evet. Müthiş oldu. Şimdi şöyle bir yumurtanın sürülmediği yerler de varsa onlara da hafif bir dokunalım. Ondan sonra artık fırın yolculuğu başlayabilir. Evet, şimdi sıra geldi çörek otumuz. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle biraz da çörek otumuz. Vay 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 vay. Şuna da biraz da serpiştirdik. Ondan sonra buna da aynı şekilde. Şuna da buram buram koksun. Buram buram. Şuna da şöyle bir ayaladık. Şuna da aynı şekilde. Şuna da az bir şey serpiştirdik mi? Müthiş oldu. Evet, şöyle yapalım. Şunu da bir açalım. Biraz da bunun üstüne susam değil mi? Evet, devam ediyoruz. Şuna da biraz daha. Vay 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 vay. Müthiş oldu. Evet, şimdi harika bir çöreğimiz hazır. Efsane oldu. Yavaş yavaş fırına gönderelim. Programımız boyunca iyice bir pişsin, iyice bir toparlansın. Müthiş olacak ve çok da lezzetli olacak. Artık fırın yolculuğu başlayabilir sevgili izleyicimiz. Gördüğünüz gibi müthiş bir sunumumuz hazır. Ben de yavaş yavaş onu şöyle bir fırınıma yolladık. O kenarda yavaş yavaş pişmeye devam etsin. Şimdi o pişerken şu çorbamızı bir karıştıralım. Yanmasın diye. Onun için de o da yavaş yavaş pişmeye başladı. Şuna da bir toparladık mı? Evet. Müthiş oldu. Hemen şurayı toparlıyorum. Şurayı da bir alalım. Çok fazla dağınık görünmesin. Onun için biz de işlemimize daha güzel bir şekilde devam edelim. Kenara aldık. Bir tane bezimiz alalım. Orayı temizleyelim. Ondan sonra devam edelim. Geniş bir kabınızın içine sevgili izleyicilerimiz. Öncelik bir tane yumurtamızı kırıyoruz. Onun sarısını ayırıyoruz. Sarısını ayırdıktan sonra yumurtamızın akını güzelce bir şekilde çırpıyoruz. Yumurtamızın akını iyice bir çırptıktan sonra tekrardan onun içine
Yarım su bardağı kadar sütümüzü ekledik. Sütle beraber karıştırmaya devam ediyoruz. Sütle beraber iyice bir karıştırdıktan sonra onun içine bir paket kuru mayamız, ondan sonra bir tatlı kaşığı kadar tuzumuz, ondan sonra bir yemek kaşığı kadar da toz şekerimizi ekledik. Toz şekerimizi ekledikten sonra iyice bir karıştırdık. Onu iyice bir karıştırdıktan sonra, çırptıktan sonra tekrar da yarım su bardağı kadar suyumuzu içine ekledik. Yarım su bardağı kadar suyumuzla beraber çırpmaya devam ettik. Yarım su bardağı kadar suyumuzla beraber iyice bir karıştırdık. Ondan sonra da hemen 5 su bardağı kadar un demiştik. 5 su bardağı kadar unumuz bizlere tabii ki yeterli geldi. Tam da ölçümüz güzel oldu. 5 su bardağı kadar unumuzu ekledikten sonra hamurumuzu hazırladık. 2 tane beze çıkardık. Hamurumuz kenarda yavaş yavaş dinlenirken biz de bu arada tenceremize yağımızı ekledik. Ondan sonra soğanımızı kavurduk. Ondan sonra içine biberimizi ekledik. Salçamızı, baharatımızı, patateslimizi beraber güzel bir harcımızı hazırladık. Harcımız da hazırlandıktan sonra tekrardan hemen içine biraz da maydanozumuzu ekledik. Hamurumuzu açtık. İçini doldurduk. İçini doldurduktan sonra onun üstüne de tekrardan bir tane yumurta sarısı, içine sütümüzü ekledik. İyice bir çırptık. Onu da üzerine sürdük. Ondan sonra seviyorsak susam veya da çörek otumuzu serpiştiriyoruz. 180 dereceli acele etmeyeceğiz. Şimdi bizim biliyorsunuz sevgili izleyicilerimiz, az bir süremiz kaldığı için biz ister istemez biraz daha yüksek bir derecede pişirmeye çalışıyoruz ki sizde de nasıl olduğunu görün diye. Ama sizler evde çok fazla acele etmenize gerek yok. Derecenizi 180 dereceye ayarlayın. 1,5 saat boyunca yavaş yavaş pişsin. Ve piştikten sonra da müthiş bir çöreğiniz olacak ve çok da efsane ve harika bir sunumunuz olacak. Onun için de acele etmeden yavaş yavaş pişireceğiz. Şimdi o pişmeye devam etsin. Ben de hemen şöyle bir toparlanıyorum sevgili izleyicilerimiz. Çorbam için tenceremize mercimeğimizi ayarlamıştık. Mercimeğimizi boşalttık. Mercimeğimiz yavaş yavaş bir kaynadı. Biraz da tuzumuzu ekledik. Kırmızı mercimeğimiz güzelce bir şekilde bir kenarda kaynarken 2 yemek kaşığı veya bir yemek kaşığı kadar ne kadar kullanacaksak sevgili izleyicilerimiz. Burada bir yemek kaşığı kadar var ama siz dilerseniz daha fazla da kullanabilirsiniz. Pirincimizi de ekleyelim. O kenarda kaynamaya devam etsin. Ben hemen şöyle pirincimi de ekliyorum ki iyice bir içinde pişsin diye. Ondan sonra o kenarda yavaş yavaş haşlanırken biz de sizlerle beraber şöyle bir şey yapalım. Ben şöyle bir ayarlamamı yapmaya devam edeyim sevgili izleyicilerim. Hazırlığımı yapmaya devam edeyim. Siz de bu arada kendinize bir çay alın. Kısa bir ara gidelim ama ekran başında ayrılmayın. Minik bir aradan sonra sizlerle beraber kaldığımız yerde devam edelim. Reklamlar. Evet sevgili izleyenlerimiz, kaldığımız yerde devam ediyoruz. Biz de ayarlamamızı yaptık yavaş yavaş. Hemen şöyle bir ezogelin çorbamızı hazırlığına geçtik güzelce bir şekilde. Ezogelin çorbamız için önce kırmızı mercimeğimizi ekledik. Ondan sonra tuzumuzu ilave ettik. Yeteri kadar sıcak suyumuzu ilave ettik. O yavaş yavaş bir kaynamaya devam ediyor. İyice bir kaynasın. Şimdi birazdan hem kavurmamızı hazırlayacağız. Tavuk kavurmamızı yapacağız. Hem de aynı şekilde sosumuzu sizlerle beraber hazırlayacağız. Sevgili Olguncum, canımın içi. Bir şöyle bir fırını bir görelim mi? Bakalım bir. Hemen. Vay 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 vay. Lezzet şöleni, lezzet. İnan ki çöreklerimiz efsane olmuş sevgili izleyicimiz. Müthiş olmuş. Gördüğünüz gibi kısa bir süre içinde ne kadar güzel bir şekilde piştiğini ve ne kadar güzel bir şekilde de kabardığını gördünüz sevgili izleyicimiz. Harika oldu. Çok da güzel oldu. Gördüğünüz gibi çöreklerimiz efsane oldu. Çok fazla acele etmeyin. Yani biz burada biraz da dediğiniz gibi hızlı bir şekilde davranıyoruz. Sizler görün her aşamasını, pişme aşamasından görün diye biz yüksek bir derecede pişiriyoruz. Ama sizler yüksek bir derece pişirmenize gerek yok. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Evet şimdi tekrardan fırınımıza gönderelim. Vay 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 vay. İnan ki buram buram kokuyor ve çok da güzel oldu. Hemen fırınımıza gönderiyoruz. Birazdan artık alabiliriz. Ben şöyle bir gönderiyorum. Bir 5 veya daha 10 dakika daha şu bir derecede yavaş yavaş toparlansın. Ama dediğimiz gibi çok fazla yanmasın. Onun için de derecemizi biraz daha düşürelim. O yavaş yavaş toparlama devam etsin. Evet. Çöreklerimiz efsane oldu. O kenarda yavaş yavaş hazırlanırken biz de şimdi sizlerle beraber sosumuzu yapacağız. Eğer ki geniş bir ailesek, çok fazla yapacaksak ona göre fazla unumuzu kullanmamız gerekiyor. Ama biz genellikle 2 veya 4 veya 6 kişilik ailelere göre hazırlığımızı yapacağımız için bize bir yemek kaşığı kadar un yetecek sevgili izleyicilerimiz. Onun için bir su bardağı ben kırmızı mercimeği kullandım. Onun için de bir yemek kaşığı kadar unumu ilave edeceğim ve ondan sonra kavurmamı hazırlayacağım. Şimdi önce bir sosumuz için şöyle bir tenceremizi ayarladık. Onun içine az bir yağımızı ekleyelim. Az bir yağımızı ekledikten sonra tekrar yanındaki kavurmamız için de az bir yağımızı ayarlıyoruz. Az bir yağımızı içine ekledikten sonra tekrardan ikisini de altını açalım. Bunu da aynı şekilde altını açtık. O hemen hızlı bir şekilde ısınmaya başlayacak. Onlar kenarda yavaş yavaş ısınırken biz de bu arada şöyle bir parça soğanımızı ayırmıştık.
kavurmamız için onu önce bir ufak ufak, çok fazla iri olmasın. Onun için de ne yapacağız? Elimizde geldiği kadar küçük küçük doğrayacağız. Buradaki amacımız ona güzel bir tat ve lezzet katsın. Onun için de ne yapacağız? Çok fazla soğanlarımızı iri iri doğramayacağız. Şimdi toparladık mı? Güzel oldu. Hemen hazırlamış olduğumuz soğanımızı tavamıza yolluyoruz. Şöyle tavamıza aktardık. O kenarda yavaş yavaş kavrulsun. Karıştıralım tekrardan. Şunu da bir aldık. Ufaktan bir karıştırıyoruz tekrardan. Evet, soğanımız kenarda yavaş yavaş kavrulurken biz de bu arada kullanacağımız kadar tavuk etimizi ayarlayalım. Hemen şöyle tavuk göğsünü güzelce bir açalım. Soğanı tavamızda kavuracağız ki sonradan kullanacağız. Şimdi hemen şöyle bir tavuğumuzu tekrardan biraz daha inceltelim. Ondan sonra soğanla beraber iyice bir kavuralım. Şunu biraz daha şöyle bir ızgaralık veya da döner açar gibi minik minik açıyoruz. Minik minik. Şöyle bir incelttik mi? Güzel oldu. Şimdi tekrardan şunu şöyle bir yanımıza doğru alalım. Uzunlamasına ufak ufak şöylece bir şuna da biraz daha dilimleyelim. Onu dilimledikten sonra tekrardan toparlıyoruz. Küçük küçük. Şöyle minik minik doğruyoruz. Biraz daha ufak ufak doğramaya devam ediyoruz. Şunları toparladık. Evet. Pirinç köftemizle ilgili yoğun bir isteğiniz vardı sevgili izleyicimiz. İnşallah yarın sizlere çok güzel bir pirinç köftemizi hazırlayacağız. Ve yanında tavuk tayinli güzel bir tavuk pirzolamız var. Pirzolamızı da inşallah yarın sizler için hazırlayacağız. Hem tayinli güzel bir tavuk pirzolamız var, onu yapacağız. Ve yanında müthiş bir pirinççiler yapacağımız köftemiz var. İnşallah yarın iki tane listemizde olacak ve sizler için ikisini de hazırlamış olacağız. Şimdi devam ediyorum. Ufak ufak şunu da biraz daha toparlamaya. Ufak ufak. Tavuğumuzu biraz daha toparlıyoruz. Sizler de yemeklerimizi merak ediyorsanız, görmek istiyorsanız, izlemek istiyorsanız, hatta bizlere destek çıkmak istiyorsanız sosyal medya hesaplarımızı takip edip bizlere destek olabilirsiniz. TGT TV olarak Instagram, Facebook, Twitter ve YouTube sayfamızda bütün videolarımızı, programlarımızı bulabilirsiniz. Orada da izleyebilirsiniz. Programımızın tekrarı sevgili izleyicilerimiz gece saat 4.30, hafta sonları saat 10'da programımızın tekrarı var. Kaçırmışsanız izleyebilirsiniz. Evet, şimdi şunu bir alalım şöyle bir. Kısa kısa videolarımız orada yayınlanıyor. Kısa kısa videolarımıza da bakabilirsiniz. Ondan sonra da ben de takip etmek istiyorsanız Şef Abdullah Usta veya Abdullah Hakim Abdullah sayfalarından takip edebilirsiniz. Farklı tarifleriniz varsa gönderebilirsiniz. Yemek istekleriniz varsa yazabilirsiniz. Veya programa gelmek istiyorsanız sosyal medya hesaplarında bana ulaşıp programda da konuk olabilirsiniz. Bitişik Şef Abdullah Usta nokta TGT sayfamdan da istediğiniz anda bana ulaşabilirsiniz. Evet, şimdi tavuğumuz hazır. Soğanımız kavrulmaya başlandı. Onun için de ne yapıyoruz? Güzelce bir karıştırıyoruz. Ondan sonra yağımız ısınmıştı. Hemen bir yemek kaşığı kadar unumuzu ekleyelim. Bir yemek kaşığı kadar unumuzu ekledikten sonra şimdi unumuzu güzelce bir karıştıralım. İyice bir kavuruyoruz. Ufak ufak. Devam edelim. Şöyle altını biraz kısalım ki çok fazla yanmasın. Ondan sonra hazırlamış olduğumuz tavuğumuzu şuraya bir ekleyelim. Kavurmamız için. Ve lezzetli bir kavurmamız olsun. Onun için de ne yapıyoruz? Şunları güzelce bir karıştıralım. Vay 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 vay. Ufak ufak. Devam ediyoruz. Şimdi onu ayarladıktan sonra bir yemek kaşığı kadar. Şimdi sosumuz için şöyle yüksek bir derecede hemen toparlamaya başladık. Bir yemek kaşığı kadar salçamızı ekliyoruz. Sosumuz çok önemli. Yani çorbamızın sosu sevgili izleyicilerimiz dediğimiz gibi çok önemli. Onun için ne yapacağız? Güzel bir sos hazırlayacağız. Şunu biraz daha kısalım. Tavuğumuzu da şöyle biraz karıştırıyoruz. Ve tekrardan salçayla beraber iyice bir gördüğünüz gibi karıştırdık.
salçamızla beraber onu iyice bir karıştırdıktan sonra pulberimiz. Eğer ki ufak çocuklar varsa onlar için çok fazla tercih etmiyoruz. Biraz pulberimizi ayarladık. Pulberimizi ayarladıktan sonra bolca nanemizi kullanıyoruz. Nane burada biraz fazla olacak, ona göre nanemizi bol kullanıyoruz. Şimdi onunla beraber tekrardan karıştırdık. Biraz daha toparlayalım. Şunu biraz daha kısalım. Ondan sonra şunu da biraz daha karıştırdık. Şimdi açması için istersen sıcak su veya da soğuk su kullanabiliriz. Yani hangisini istersek kullanabiliriz. Hemen suyumuzu alalım. Bismillah diyoruz ve suyumuzu döküyoruz. Tekrardan sosumu güzelce bir açıyorum. Sosumuzu iyice bir karıştırdık mı? Unumuzu kavurduk. Ondan sonra salçamızı, ondan sonra baharatlarımızı ekledik. Onları iyice bir karıştırdık. Ve sosumuz yavaş yavaş hazır. Şimdi şunu da bir ayarlamasını yapalım kavurmamız için. Şuraya da az, çok fazla olmasın pulverimiz. Az pulverimizi ekledikten sonra hafif bir renk vermesi için kırmızı toz biberimiz. Az olsun. Ondan sonra da çok az karabiberinizi ekleyin. Ve minik biraz da tuzunuzu ekleyebilirsiniz. Çok olmasın. Minik biraz tuzumuzu ekledik. Tuzumuzu ekledikten sonra tekrardan karıştırıyoruz. Yavaş yavaş kavurmaya devam edeceğiz. Şimdi hazırladığımız sosumuz. Onu şöyle az daha açalım. Evet, güzel bir sosumuz oldu. Ondan sonra da hazırlamış olduğumuz sosumuzu hemen şuraya yolluyoruz. Şöyle bir boşaltalım. Ve de karıştırıyoruz. Evet, yavaş yavaş devam ediyoruz. Şuna da hafif bir dokunalım yine. Az bir suyumuzu ekledik. Bu aşamadan sonra şunu da biraz daha karıştıralım. Şöyle biraz daha şu tenceremizin altındaki sosu ayarladık mı? Hop, mis. Evet. Sosumuzu ayarladık ve tenceremize gönderdik ve güzelce bir şekilde tekrardan karıştırıyoruz. Yavaş yavaş. Tuzumuzu zaten ayarlamıştık sevgili izleyenimiz. Onun için tadına bakalım ve eğer ki azsa biraz da ekleyebiliriz. Şimdi burada ufak, fazla büyük olmasına gerek yok. Bir tane biberimi alıyorum. Onu da şu şekilde kesiyoruz. Şu çekirdeklerini alalım. Bunu da süslemek amaçlı. Yani içinde biraz daha görünsün diye kullanıyorum. Ufak ufak bir tane biberimi biraz daha içine güzel gözüksün diye ufak ufak doğruyorum. Şimdi hazırlamış olduğum biberimi de aynı şekilde içine ekliyorum. Tekrardan karıştıralım şöyle güzelce bir. Vay 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 vay. Kendi sıcaklığıyla beraber toparlansın. Şurayı da bir ayarlayalım. Çok aşırı bir şekilde yanmasın. Tekrardan toparladık. Şimdi biraz da çorbamızın altını ayarlayabiliriz. Şunları güzelce bir şekilde. Yavaş yavaş çorbamız hafif dediğimiz gibi sevgili izleyicimiz. Ben biraz daha kıvamlı çorbayı sevdiğim için ona göre biraz hafif kıvamlı ayarladım. Ama siz istediğiniz gibi çorbanızı yapabilirsiniz. Ama çok da aşırı bir şekilde su kullanmayalım. Şimdi çok fazla su kullandığımızda çorbamızı çok fazla tadını hissetmiyoruz sevgili izleyicimiz. İçine kullanmış olduğumuz malzemelerimiz, baharatlarımız, onların da tadını alamayacaksınız. Onun için elinizde geldiği kadar hafif biraz çorbanızı kıvamlı bir şekilde ayarlayın ki çorbanız lezzetli olsun ve de güzel olsun. Evet, şimdi şunları bir alalım yanımıza. Çorbamız müthiş oldu. Şunları bir ayarladık mı? Ondan sonra devam edeceğiz. Şunu biraz daha şöyle bir kenara doğru alalım. Çöreğimiz müthiş oldu, efsane oldu. Evet, tam istediğimiz kıvama geldi diyebilirim. Şimdi önce şunu da bir alayım yanıma. Bu arada çorbam da kaynamaya başladı. Tekrardan bir son bir kez karıştırayım. Evet, güzel oldu. İnan ki tam da istediğim kıvama geldi. Müthiş bir çorbam hazır. Şimdi hazırlamış olduğum çorbam. Önce şunları bir alalım elimizin altından. Şöyle bir uzaklaştıralım. Evet, hemen çorbamız hazır. Şunu bir kenara doğru alalım. Bunu da biraz daha yanıma doğru alacağım. Ondan sonra da bir tane kepçemiz. Hemen şurada kepçemizi.
Şöyle bir ayarlayalım. Kepçemiz hazır. Hemen sunum yapacağımız şöyle bir çorba kasemizi ayarlıyoruz. Bismillah diyoruz da şöyle bir karıştırıp ondan sonra döküyoruz. Vay 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 vay. İnan ki müthiş bir çorbamız oldu diyebilirim. Vay 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 vay. Harika bir ezogelin çorbanız olacak. Çok lezzetli oldu sevgili izleyicimiz. Onun için hafif biraz da kıvamlı bir çorba ayarladık. Evet. Şunları biraz daha topaladık mı? Müthiş oldu. Şimdi bunu şöyle bir kendi yerine doğru bir alalım. Ondan sonra da şunu bir elimizin altından kendimizi yakmamak için gönderdik. Şöyle yapalım. Şurayı da tamamıyla kapatıyoruz. Kavurmamız da hazır. Kavurmamız da hazırladıktan sonra şöyle bir tane kaşık alalım. Evet, şimdi şöyle kendi sevgili izleyicimiz o kavurmuş olduğumuz soğanla beraber hem şöyle bir etimizi alıyoruz. Üstüne ekliyoruz. Vay 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 vay. Bunlar ona müthiş bir lezzet, müthiş bir tat katacak. Çorbanız inan ki böyle efsane olacak, efsane. Harika bir ezogelin çorbanız olacak. Şunu da şöyle bir tenceremize gönderdik. Ondan sonra da ben hemen şunu bir kenara doğru bir alayım. Evet, şimdi bir fırına bir göz atalım. Önce bir eldivenlerimiz gelsin bakalım. Vay 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 vay. İnan ki müthiş oldu, müthiş. Çok lezzetli ve çok da güzel bir patatesli çöreğim hazır. Evet, şimdi onu sunumu için. Evet, siz görmeye devam edin arkadaşlar. Öncelik bir geniş bir kabımızın içine bir tane yumurta akını boşalttık. Sarısını üzeri için ayırıyoruz. Ondan sonra yumurta akını içine ekledikten sonra tekrardan yumurta akını güzelce bir şekilde bir çırptık. Onu iyice bir çırptıktan sonra içine yarım su bardağı kadar sütümüzü ekledik. Sütle beraber karıştırmaya devam ettik. Sütle beraber iyice bir karıştırdıktan sonra tekrardan onun içine güzelce bir şekilde bir paket kuru mayamız. İstersek dediğimiz gibi az veya fazla da olabilen bir paket kullandık. Bir paket kuru mayamız, bir yemek kaşığı kadar toz şekerimiz, bir tatlı kaşığı kadar tuzumuzu ekledik. Onları iyice bir karıştırdık. Onları da iyice bir karıştırdıktan sonra tekrardan içine yarım su bardağı kadar yağımız, sıvı yağ veya zeytinyağı olabilir. Hangisi varsa elimizde kullanabiliriz. Yarım su bardağı kadar da suyumuzu ekliyoruz. Onları da iyice bir çırptık. Çırptıktan sonra 5 su bardağı kadar unumuzu ekledik. Unla beraber iyice bir hamurumuzu hazırladık. Hamurumuzu hazırladıktan sonra 2 tane beze ayarladık. Bezelerimiz yarım saat veya 40 dakika boyunca bir dinlenecek. Onlar kenarda yavaş yavaş dinlenirken biz de tekrardan tenceremize yağımızı boşalttık. Yağımızı boşalttıktan sonra bir tane soğanımızı ufak ufak doğradık ekledik. Soğanımızı iyice bir kavurduk. Soğanımızı kavurduktan sonra tekrardan içine hemen güzelce bir şekilde biberimi ekledim. Ondan sonra salçamı ekledim. Ondan sonra baharatımı ekledim. Onu da kavurma devam ettim. Ondan sonra patateslerimi ufak ufak doğradım içine ekledim. Onu da iyice bir kavurdum. Kavurduktan sonra sona doğru hemen biraz da maydanozumuzu içine ekledik. Maydanozla beraber karıştırdık ve harcımız hazırlandı. Bezemizi açtık. Bezemizi açtıktan sonra üzerine bolca patatesimizi dahil ediyoruz. Güzelce bir şekilde üzerine ekledik. Ondan sonra tekrardan rulo şeklinde katladık. Dürüm şeklinde katladıktan sonra 2 veya 2,5 parmak şeklinde kesiyoruz. Tepsimize diziyoruz. Tepsimizi doldurduktan sonra ayrı bir kabımızın içine tekrardan yumurtamızın sarısını ve bir yemek kaşığı kadar da sütümüzü ekledik. Sütle beraber onu da iyice bir karıştırdık. Üzerine sürdük. Üzerine sürdükten sonra üzerine seviyorsak susam veya da çörek otumuzu ilave ediyoruz. 180 dereceyle fırına gönderip çok fazla acele etmeden yavaş yavaş pişiriyoruz ve pişirdikten sonra da afiyet yiyeceğiniz hem lezzetli hem de farklı bir sunum oluyor. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Evet, ben şöyle bir yavaş yavaş artık sunumuma geçeyim. Ben de bu arada biraz bir toparlansın dedim. Onun için de gerçekten gördüğünüz gibi efsane oldu, efsane. Vay 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 vay. Şuna biraz daha şöyle bir toparlayalım. Müthiş oldu. İnan ki sevgili izleyicimiz, evinizde yapacağınız hem farklı bir tarif hem de çok da güzel bir çöreğiniz olacak gördüğünüz gibi. Müthiş oldu, müthiş. Çocuktan da aynı şekilde severek yiyeceği müthiş bir sunum diyebiliriz. Şunu da şöyle bir yapalım. Vay 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 vay. Harika oldu. Çok da güzel oldu diyebiliriz. Evet. Çöreğimiz de hazır. Ben hemen şöyle şunları da ufaktan bir
toparlanayım. Ondan sonra da sizlerle beraber hemen şunu bir alalım kenara. Neler yaptık, neler hazırladık hemen sizlerle beraber bir göz atacağız sevgili izleyicimiz. Şöyle bir toparlanalım. Evet, şimdi çorbamız. Önce bir çorbamızla başlayalım sevgili izleyicimiz. Hemen çorbamız için neler yaptık, neler hazırladık sizlerle beraber göz atacağız. Ben hemen şurayı da toparladım. Ondan sonra da şöyle bir eldivenimi de değiştim. Rahat bir şekilde anlatalım neler yaptık, neler hazırladık. Evet. Şöyle bir ayarlamamızı yaptık. Şimdi hazırız arkadaşlar. Hemen çorbamızı alabiliriz. Evet, gelsin bakalım. Tavuk kavurmalı ezogenin çorbamız için neler yaptı sevgili izleyicimiz? Öncelik bir su bardağı kadar kırmızı mercimeğimiz. Ondan sonra 2 yemek kaşığı kadar unumuz, 2 yemek kaşığı kadar pirincimiz, 1 yemek kaşığı kadar salçamız, 1 tatlı kaşığı kadar tuz, nane, pul biberimiz, 150 gram kadar tavuk göğsümüzü kullanıyoruz. İstersek az veya fazla kullanabiliriz. 1 su bardağı kadar kırmızı mercimeğimiz, 2 yemek kaşığı kadar unumuz, 2 yemek kaşığı kadar pirincimiz, 1 yemek kaşığı kadar salçamız, 3 yemek kaşığı kadar yağımız, ondan sonra 1 tatlı kaşığı kadar tuz, nane, pul biberimiz, 150 gram kadar da tavuk göğsümüzü kullandık. Öncelikle tencerenin kırmızı mercimeğimizi güzelce bir şekilde yıkamıştık. Yarım saat suda beklettik. Tekrardan yıkadık. Süzdük. Süzdükten sonra tenceremizi alıyoruz. Üzerine sıcak suyumuzu ekledik. Biraz da tuzumuzu ekledik. Altını açtık. O iyice bir haşlandı. O haşlandıktan sonra 2 yemek kaşığı kadar pirincimizi ekledik. Kaynatmaya devam ettik. Onu iyice bir kaynattıktan sonra tekrardan ufak bir tenceremizin içine biraz yağımızı boşalttık. 1 yemek kaşığı kadar unumuzu ekledik. Unumuzu iyice bir kavurduk. Unumuzu kavurduktan sonra salça, baharatlarımızı ekledik. Ondan sonra suyla beraber açtık. Onu da içine ilave ettik. Onu da içine dahil ettikten sonra sos hazırlandı ve çorbamız kenarda kaynamaya devam etti. Çorbamız kenarda yavaş yavaş kaynarken biz de bu arada ufak bir tavamızın içine tekrardan hemen güzelce bir şekilde hemen şöyle bir çevireyim. Ufak bir tavamızın içine sevgili izleyicimiz biraz yağımı ekledim. Ondan sonra soğanım, bir parça soğanım vardı. Doğradım, ekledim, kavurdum. Ondan sonra tavuklarımı ilave ettim, kavurdum. Ondan sonra biberimi ekledim. Baharatımı ilave ettim ve kavurmamı da hazırladım. Kavurmamızı da hazırladıktan sonra güzelce bir şekilde üzerine ekledik. Üzerini süslüyoruz ve süsledikten sonra da afiyetle içeceğiniz hem lezzetli hem de farklı bir çorba oldu. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Ezogenin çorbamız gerçekten efsane oldu, müthiş oldu. Evet, şimdi patatesli çörek içinde neler yaptı sevgili izleyicimiz? Patatesli çöreğimiz için yarım su bardağı kadar sütümüz, yarım su bardağı kadar suyumuz, ondan sonra yarım su bardağı kadar sıvı yağımız veya zeytinyağı olabilir, bir yemek kaşığı kadar kuru mayamız, 1 yemek kaşığı kadar toz şekerimiz, 1 adet yumurta sarısını üzeri için ayırmıştık. Ondan sonra 1 tatlı kaşığı kadar tuzumuz, 5 su bardağı kadar unumuzu kullandık. Bu hamurumuz için gerekli olan malzememizdi. Yarım su bardağı kadar su, süt, sıvı yağımız. Ondan sonra da 1 yemek kaşığı kadar kuru mayamız, 1 yemek kaşığı kadar toz şekerimiz, 1 tatlı kaşığı kadar tuzumuz, ondan sonra 5 su bardağı kadar unumuz. Arası içinse neler kullandık? 500 gram kadar patatesimiz, 3 adet biber, 1 adet kuru soğanımız, 1 tatlı kaşığı kadar salçamız ve yeteri kadar tuz, pul biber, kekik kullandık. Üstü içinse 1 adet yumurta sarısı kullandık, 1 yemek kaşığı kadar sütümüz ve yeteri kadar susam çörek kutu kullandık. Yarım su bardağı kadar su kullanıyoruz, yarım su bardağı kadar süt, yarım su bardağı kadar sıvı yağ ve hatta istersek zeytinyağı da kullanabiliriz. 1 yemek kaşığı kadar kuru mayamız, bir pakette diyebilirsiniz. Ondan sonra da 1 yemek kaşığı kadar toz şekerimiz, 1 tatlı kaşığı kadar tuzumuzu kullandık, 5 su bardağı kadar unumuzu kullandık. Ondan sonra arası için 500 gram kadar patates, 3 adet biber, 1 adet kuru soğanımız, ondan sonra 1 yemek kaşığı kadar salçamız, yeteri kadar tuz, pul biber ve kekik kullandık. Üzeri içinse 1 adet yumurta sarısı kullandık. 1 yemek kaşığı kadar sütümüz, yeteri kadar susam ve çörek otu kullanıyoruz. Önce geniş bir kabımızın içine hemen bir tane yumurta akını boşalttık. Onu iyice bir çırptık. İyice bir çırptıktan sonra yarım su bardağı kadar sütümüzü ekledik. Sütle beraber karıştırmaya devam ettik. Sütü de iyice bir karıştıktan sonra kuru mayamız, tuzumuz, şekerimizi ekledik ve tekrardan karıştırmaya devam ettik. Onu iyice bir karıştıktan sonra yarım su bardağı kadar yağımız, yarım su bardağı kadar da sütümüzü, suyumuzu içine ekledik. Onları da iyice bir karıştırdık. Karıştıktan sonra 5 su bardağı kadar unumuzu ilave ettik. Unla beraber iyice bir hamurumuzu yoğurduk ve hazırladık. Hamurumuz hazırlandıktan sonra o kenarda bir dinleniyor. O kenarda dinlenirken tekrardan tenceremizin içine yağımızı boşalttık. Soğanımızı ufak ufak doğradık, ekledik, güzelce bir kavurduk. Onu kavurduktan sonra biberimizi aynı şekilde doğradık, ekledik, onu da iyice bir kavurduk. Patateslerimizi önceden haşlamıştık, kabuklarını soyduk, ufak ufak doğradık ve hazırladık. Salçamızı, baharatlarımızı ekledikten sonra onları da biraz kavuruyoruz. Ondan sonra hazırlanmış olduğumuz, doğramış olduğumuz patateslerimizi de içine ekliyoruz. Onunla beraber kavurmaya devam ediyoruz. Patatesleri de iyice bir kavurduktan sonra biraz da maydanozumuzu doğradık, içine ekledik. Maydanozla beraber iyice bir karıştırdık. Maydanozla beraber karıştıktan sonra harcımız tamamıyla hazırlanıyor. Ondan sonra hamurumuzu açıyoruz, harcımızı ekliyoruz. Rulo şeklinde katladık. Rulo şeklinde katladıktan sonra iki parmak şeklinde kesiyoruz ve tepsimize diziyoruz. Tepsimiz
sütümüzü tamamıyla bir doldurduktan sonra bir tane yumurta sarısı sütümüzü ekledik. İyice bir karıştırdık. Onu da üstüne sürdük. Üstüne susam veya da çörek otumuzu serpiştiriyoruz. 170-180 dereceyle fırına gönderip 1 veya da 1,5 saat boyunca iyice bir pişiriyoruz. Ve pişirdikten sonra da afiyet yiyeceğiniz hem lezzetli hem de farklı bir çöreğimiz hazırlanıyor. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Evet sevgili izleyicimiz, biz de böylelikle dediğimiz gibi yavaş yavaş programın sonuna doğru geldik ama sizler de yemeklerimizi merak ediyorsanız, tekrardan görmek istiyorsanız, izlemek istiyorsanız, hatta bizlere destek olmak istiyorsanız sosyal medya hesaplarımızı takip edip bizlere destek olabilirsiniz. TGT TV olarak Instagram, Facebook, Twitter ve YouTube sayfamızda bütün videolarımızı, programlarımızı bulabilirsiniz. Orada da izleyebilirsiniz. Kısa kısa videolarımız yayınlanıyor. Kısa kısa videolarımıza da bakabilirsiniz. Programımızın tekrarı gece saat 4.30 hafta sonları. Saat 10'da programımızın tekrarı var. Kaçırmışsan izleyebilirsiniz. Ben de takip etmek istiyorsanız Şef Abdullah Usta veya Abdullah Hakim Yaptu sayfalarında takip edebilirsiniz. Programa gelmek istiyorsanız orada bana ulaşabilirsiniz. Tarifleriniz varsa gönderebilirsiniz. Yemek istekleriniz varsa yazabilirsiniz. Bizlerle beraber yemek yapıyorsanız resimlerini de aynı şekilde bizlerle beraber paylaşabilirsiniz. Biz de böylelikle yavaş yavaş programımızın sonuna doğru geldik. Bizleri izleyen herkes, bizlerden desteğini esirgemeyen herkese kucak dolusu sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Yarın görüşmek dileğiyle hepinize hayırlı günler diliyoruz. Kansı Arcak'a sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun.